Excel hücre kilitleme ve koruma özelliğiyle, çalışma sayfasının tamamını ya da belli bir hücre aralığını koruma altına alabilirsiniz. Örnek bir Excel çalışma dosyamız var. Diğer kişilerin doküman içeriğini görmelerini, ancak hiçbir hücre içinde değişiklik yapmamasını istiyoruz. Bunun için, Excel'in sayfa koruma özelliğini kullanacağız. Excel'in üst menüsünde yer alan, gözden geçir yazısına tıklayalım. Açılan alt ekrandan, sayfayı koru yazısına tıklayalım. Karşımıza gelen ekrana, sayfa koruması için parola girelim. Ayrıca, çalışma sayfasına erişecek kullanıcılara hangi izinleri vermeniz gerektiğini de seçebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının içerikte, sadece yeni bir sütun açmasına izin vereceksem bu seçeneği işaretliyorum. Tamam butonuna basarak şifreyi onaylayıp, bu ekrandan çıkıyoruz. Kullanıcı herhangi bir hücrede değişiklik yapmak istediğinde, ekrana koruma uyarısı çıkmaktadır. Değişiklik yapılacaksa, gözden geçir menüsü altında yer alan sayfa korumasını kaldır seçeneğine tıklayıp, parolanızı yazmanız gerekmektedir. Peki, Excel sayfa içeriğinin hepsine değil de, sadece seçtiğimiz hücrede değişiklik yapılmamasını nasıl engelleriz buna bakalım. Örneğin, sipariş adeti sütununda değişiklik yapılmamasını ve diğer hücrelerde veri girilebilir olmasını istiyorum. Klavyeden Ctrl+A tuşuna basarak bütün Excel içeriğimizi seçelim. Seçili herhangi bir hücre üzerinden, mouse sağ tuşa basalım ve açılan ekrandan, hücreleri biçimlendir yazısına tıklıyoruz. Üst menüde yer alan, koruma yazısına tıklıyoruz ve kilitli seçeneğini kaldırıyoruz. Bütün sayfalar için kilitlemeyi kaldırmış olduk. Tamam butonuna basarak çıkalım. Şimdi, değişiklik yapılmasını istemediğimiz satır, sütun veya hücreyi seçiyoruz. Örneğin ben, sipariş adet sütununda değişiklik yapılmasını istemediğim için, bu sütunu seçiyorum. Seçili hücrenin üzerinde mouse sağ tuşa basarak, açılan ekrandan hücreleri biçimlendir yazısına tıklıyorum. Tekrar koruma bölümüne geliyorum ve kilitli seçeneğini seçiyorum. Eğer içeriğinizde, Excel formüllerinde gözükmemesini istiyorsanız, gizli seçeneği de seçebilirsiniz. Şimdi, gözden geçir bölümünden, sayfa korumasını yapalım ve şifre oluşturalım. Tamam butonuna basarak çıkalım. Diğer hücrelerde değişiklik yapabildiğim gibi, sipariş adet sütununda herhangi bir değişiklik yapmaya çalıştığımda, koruma uyarısı ekrana gelmektedir. Bu şekilde Excel sayfa koruma ve kilitleme özelliğini kullanarak, verilerinizin daha güvenli olmasını sağlayabilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.